Çok kıymetli Konteve izleyiciler, İslam Hayat programından hepinize hayırlı akşamlar dileriz efendim. Bu akşam da yine sizden gelen soruları yanıtlamaya devam edeceğiz inşallah. Her zaman olduğu gibi program konuğum Profesör Doktor Orhan Çeker. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İzleyicilerimizden birçok soru var. Evet, onların ilkiyle başlayalım dilerseniz sayın hocam. Evet. Çokça da soru da aslında ama bu bireysel emeklilikle ilgili bugünlerde de yine gündemde sanırım. Evet. Çok fazla izleyicilerden soruldu. Çok soru var, talep var. Evet. Bireysel emeklilik caiz midir hocam diye soruyorlar. Bu tabii o kadar sorulmasının bir sebebi de bankaların ya da ilgili sigorta birimlerinin çokça halkı rahatsız etmelerinden kaynaklanıyor. Evet. İkide bir ayaklarına gidiyorlar, sizi sigorta yapalım bilmem ne. Yani bunlar da insanları bıktırmasınlar, otursunlar yerlerine. Sigorta yaptırmak isteyen gitsin, kendisi şey yapsın böyle, kendisi müracaat ederek yapsın. Niye böyle kapı kapı dolaşıyorlar, evet, ve insanları aciz bırakıyorlar, insanları bıktırıyorlar. Bu yanlış bir şey. Şimdi bu bireysel emeklilik aslında emeklilik değil. Ben bir ara ziyarete gelen bir banka yetkililerine de söyledim. Siz emeklilik demekle halkı yanıltıyorsunuz dedim. Bunun adını değiştirin dedim. Siz emeklilik diyorsunuz ama emeklilik yapmıyorsunuz. Emeklilik yapmadığınız halde emekli yapıyoruz sizi, emeklilik işlemi yapıyoruz diye milleti kandırıyorsunuz dedim. Açık açık. Evet. Peki bu emeklilik değil de nedir? Bu emeklilik olmayınca doğrudan doğruya bankaların para toplamasıdır. Halktan, tasarruf sahiplerinden biriktirdikleri paraları kendi bankalarına aktarma işlemidir. Mevduat toplamadır. Sigorta yaptıran kişi de, sigortalı da öyle diyelim, emeklilik, bireysel neyse sigorta, bireysel emekli sigortası olmak isteyen de para biriktirmek istiyor. Hepsi bu. Para biriktirmenin adını, yani bir insanın parası varken gidip bankaya yatırmasının, zaman zaman da işte faizinin veya neyse karını almasının neyse, bu bireysel emeklilikte bunun aynısı. Ama para biriktirmenin, mevduat toplamının adını emeklilik koymuşlar. Millet de hiç düşünmeden ha emekli olacakmışız diye gidip para yatırıyor. Sen emeklilik diyorsan, bireysel emeklilik diye kendini tanıtıyorsan ya da bu işlemi yapacağını söylüyorsan, emeklilikten bizim anladığımız nedir? Belli bir süre para yatırırsın. Ondan sonra da ölünceye kadar emeklilik maaşı alırsın. Evet. Böyle bir olay var mı? Yok. Peki ne var? Belli bir süre para biriktiriyorsunuz. Ondan sonra devlet de %25 katkıda bulunuyor. Ondan sonra birikmiş olan paranızı alıyorsunuz. Ne kadar birikti 10 sene sonra, 15 sene sonra? Şu kadar birikti. Ha, bunu siz toplu mu almak istiyorsunuz yoksa biz ay ay sana taksitle mi ödeyelim? Hmm. Taksitle ödeyelim tercih ediyorsanız maaş gibi o param bitinceye kadar alıyorsun. Param bitti mi de hadi güle güle. Ya bir emeklilik şeyi yok bunun yani. Bunun adı emeklilik değil. Hmm. Mevduat toplama. Tekrar tekrar söylüyorum, bu ismi kullanarak halkı kandırıyorlar. Apaçık. Deyin ki biz işte başka bir isim bulun. Mevduatı karşılayan ya da para biriktirmeyi karşılayan bir başka kelime bulun. Dolayısıyla buna girmek isteyen de kafası karışmasın. Ne yaptığını bilerek girsin veya girmesin. Tekrar söylüyoruz, bu para biriktirmedir. Emeklilikle ilgisi yoktur. Eğer halkın anladığı gibi ya da bu kelimenin hatırlattığı gibi bir insanın ölünceye kadar maaşa bağlanması şeklinde bir emeklilik olsaydı diyecekti ki bu caiz değildir. Niye? Ben diyelim 10 sene 15 sene para biriktiriyorsam, oraya yatırıyorsam en fazla ben paramın kendisini, ana parayı artı çalıştırırlarsa karını alırım. Bunun dışında da ta bilmem önü açık ne kadar maaş alırsam o fazlası da faiz olarak bana dönmüş olur. Yani emeklilik, özel emeklilikte caiz olmayan bir unsur vardır. Evet. Bu da faizdir. Bu emeklilik olmadığı için, para biriktirme olduğu için
biriktirilen parayı olduğu gibi iade ettikleri için bunda caizdir. Eskiden nasıl bir bankaya para yatırıyor idiysen ve karını alıyor idiysen, buna da nasıl caizdir diyor isek o zaman veya caiz denildiyse, bu da caizdir. Peki şunu ayıralım mı Sayın Hocam? Yani belki yanlış anlaşma. Hani banka, bir de katılım bankası var. Yani son şimdi ben günümüzde onu genelleyerek şöyle söylüyorum. Evet. Siz biriktirmiş olduğunuz paranızı hangi kuruma yatırabiliyorsanız oradan bu işlemi yaptırın diyoruz. Diyelim ki adam biriktirdi, çabaladı, 10 bin lira, 20 bin lira bir para biriktirdi ve bunu bankaya koymak istiyor. Evet. Hangisine koymak istiyorsunuz? Katılım bankalarına mı, kar zarar ortaklığı olan bir finans kurumuna mı, yoksa faizle çalışan bir bankaya mı yatırıyorsunuz? Önceki hayatınızda nasıl yapıyor idiyseniz, hangisine gidiyorsanız, işte oradan emeklilik, bireysel emeklilik yaptırabilirsiniz. Ama emeklilik değil, öyle dedikleri için öyle söylüyorum. Yani kısacası biriktirdiğin parayı nerede değerlendiriyorsan, bireysel emeklilik denilen olayı da oradan yaptırabilirsin. Evet. Ama bilin ki bu emeklilik değil. Bu para biriktirmedir. Mevduat toplama. Evet, mevduat toplamadır. Evet. Adını emeklilik koymuşlar. Bizimkiler de şöyle düşünüyor. 10 yıl, 15 yıl ben para yatırırım. Ömür boyu ben maaş çeker. Bununla idare ederim. Öyle bir şey yok. Yani bunu iyice özeti, anlamaları gerekiyor. Özeti bu. Özel hayat sigortası da buna giriyor mu hocam? Özel hayat sigortası bu değil. Bu değil. Özel hayat sigortası o da işte esas emeklilikye benzeyen odur yani. O caiz mi? Belli bir süre prim yatırıyorsunuz. Ondan sonra sizi maaşa bağlıyor. Hayat sigortası dediğimiz evet. şey. Bu caiz değildir. Zaten az önce dedik ki bu bireysel emeklilik denilen şey ölünceye kadar maaşa bağlanma şeklinde olsaydı caiz değil diyecektik evet. zaten dedim. Ama bu sistem bu para biriktirmedir bu. Devlet de %25'ini veriyor ama burada baktığımız zaman para toplama burada var. Burada belki soracakları şu evet. var. Devlet %25 katkıda bulunuyor. Bunu almak caiz midir diye belki onu sormak gerekecek. O da bir soru tabii. O da caizdir. Devlet nasıl çalışanla ya da halka zaman zaman efendim vergi iadesi veriyorsa ya da katkılarda bulunuyorsa, yatırım yaptığınız zaman bir hibe yapıyorsa o da aynen böyledir. Bu şekilde. Tabii. Bu kadar. Eyvallah. Evet. Bir diğer izleyicimiz sadece vesvese ile ilgili sormuş. Bu da aslında toplumda sıkça karşılaşılan bir problem. Evet. Evet. Abdestte, namazda acaba oldu mu, olmadı mı? Ya da abdest aldığım yer ıslandı mı, ıslanmadı mı? Evet. Vesvesesi var. Evet. Evet. Bu konuda neler tavsiye edersiniz Sayın Hocam? Evet. Vesvese evet sizin de dediğiniz gibi çok karşılaştığımız bize çokça o konuda soru sorulan bir mesele olarak, problem olarak karşımızda bulunuyor. Ve bu noktada ciddi rahatsız çeken insanlarımız da var. Bir de şunu söyleyelim. Bir konuda ne kadar titiz olursanız o titizlik ileride sizi vesveseye sevk edebiliyor. İcabında insan hijyenik olacağım diye son derece temiz davranmaya kalkıyor. Son derece temiz davranmaya kalkınca bir sefer hastalık derecesine titizlik başlıyor. Öyle olunca da topluma katılamıyor. Toplumdan kendi kendini soyutlanmış oluyor. Her şeyin bir normali vardır. Tabii ki temiz olacağız. O mümkün olduğu kadar pisliklerden, kirlerden, şuradan buradan kendimizi sakındıracağız. Ama bunun da bir haddi vardır. İnsanı hasta edecek şekilde bir temizlik hastalığı ya da hijyeniklik hastalığı veya başka türlü sizin dediğiniz gibi başka konulardaki vesveseye döndü mü bu olumsuz bir etki yapıyor. Şimdi bizim karşılaştığımız kadarıyla vesvese önce tuvalet temizliğinden başlıyor. Taharetten başlıyor. Evet. Mesela temizlenemedim diye tatmin olmayan ve durmadan tuvalette temizlik yapan bir insan, vesveseye yeni başlamış olan bir insan, bakıyorsunuz ki yarım saatte tuvaletten çıkamıyor. Efendim taharet devam ettikçe ediyor. Çünkü ona birisi fısıldıyor ve diyor ki sen temizlenemedin. Üzerinde pislik var. Dolayısıyla şurayı da yıka, burayı da yıka filan derken yarım saat tuvalete tutuyor onu. Ondan sonra çıkıyor adam mesela. Ben gördüğüm çeşitleri söylüyorum.
Diyor ki, elim musluğa değdi. Elin yıkayacak ya tuvaletten çıktıktan sonra. Elim musluğa değdi. Elim pis idi. Musluk pis oldu. Musluğu yıkamaya başlıyor. Ondan sonra musluk elime değdi, elini yıkıyor. Bu döngü halinde devam ediyor. Böyle 10-15 defa elini yıkayan insanlarla karşılaştık. Tabii ki biz bunlara biraz da kendi mesleğimiz icabı fetva terapi diyoruz. Yani fetva sormaya geliyorlar. Bir fıkhi problemleri varmış zannıyla geliyorlar. Ama bakıyoruz ki fıkhi problemi yok adamın. Farkında değil, vesveseye kapılmıştır. Artık o terapiliktir, yani tedavilik bir hastadır diyelim. Ona göre biraz da latife yaparak fetva terapi diyoruz biz bunlara. Hani kemoterapi var bilmem, radyoterapi var, bir de fetva terapi fetva diye bir terapi. Şey uyduruyoruz. Dolayısıyla fetva veren insanların, fetva konumundaki insanların bu konuda titiz davranmaları gerekir. Kendilerine soru sormaya gelen insan eğer gerçekte bir problemi yok da hasta ise, hastalığını problemi var zanneder, yani fıkıh problemi var zannederek gelip soruyorsa, fetva konumundaki kişinin titiz davranarak ona göre bir cevap vermesi gerekir. Fetva konumundaki kişi bunu takdir etmeden aksi bir cevap verecek olursa, bu aksi cevap o kişinin zihninde olumsuz ve derin bir çizgi meydana getiriyor. Ve bir daha ne kadar uğraşırsanız uğraşın, o olumsuz çizgiyi zihninden silemiyorsunuz. Evet. Mesela ben şu anda 2002'den beri beni arayan, aynı soruları soran vesveseli birisiyle görüşüyorum telefonda. Evet. Başka bir ilden arıyor. Şöyle olmuş, nasıl olduysa bir günah işlemiş. Ondan sonra gitmiş birine, demiş ki ya ben şöyle şöyle bir günah işledim. Ne yapacağım demiş. O soru sorduğu kişi de, fetva konumundaki kişi de o zaman herhalde canı sıkkın mıymış neymiş. Git başımdan der gibi, git demiş, senin işin kül, ebedi cehennemliksin demiş. Evet. Ben şimdiye kadar bak 12 sene oldu. Zihninden sen ebedi cehennemlik değilsin anlayışını, kanaatini sildiremedim. 12 yıldır silemediniz. Silemedim. Ama zaman zaman intihar noktasına geldi. Hmm. Ondan vazgeçirebildik hiç değilse. Ama o fetva konumundaki kişinin ilk söylediği sözü unutmuyor. Bir türlü silemedim. Yani çok ilginç hakikaten hocam. Silemedim yani bir türlü. Onun silemedim. İçin çok dikkatli olmak lazım. Tabii, değil mi? Bu fetva makamı olan insanların. Mesela fetva konumundaki kişi canı sıkkınsa, kafası dalgınsa, hani hakimlerin canı sıkkınsa, dalgınsa, şudur sinirliyse hüküm vermemesi gerekir diye şey var ya, aynısı fetvada da var. Fetva verecek olan insanların, hele sözü tutulan bir kişi ise, onun dediğinin dışında bir doğru düşünülemiyorsa eğer, bu kişinin dediği mutlak doğru kabul ediliyorsa, böyle bir etkisi varsa bu insanların, az önceki söylediğim gibi olumsuz bir tavır içine ve söz söyleme durumuna girmemesi, bu noktada kendisini zorlaması gerekmektedir. Mesela abdest almaya çalışıyor fakat bir türlü alamıyor. Yani yıkıya yıkıya her uzvunu, belki 10-15 sefer yıkıyor. Yani yıkıyor aslında. Fakat şurası kuru kaldı, burası kuru kaldı derken yarım saatte bir abdeste geçiyor yani. Veya abdest meselesini atlatırsa ya da devam ettirirse, bu sefer abdestin bozulduğu vesvesesi başlıyor. Abdestli olduğu halde kendisini abdesti bozulduğu sayıyor. Ve bakıyorsunuz ki mesela öğrenci kışın kampüsün o soğuğunda yarım saat dışarıda abdest almakla meşgul oluyor. Çünkü abdestin bozuldu diyor. Anlattığı şeyde de abdest bozulma olayı yok, yok aslında. Ama öyle zannediyor. Yani kafaya. Biraz daha mesela ilerlerse ya da yanı sıra yıkanma, gusül meselesine sirayet ediyor. Banyoya bir giriyor. Ondan sonra 3 saat çıkamıyor. Filan yerim kuru kaldı, bir daha yıka, bir daha filan. Öyle 3 saatte zor çıkıyor. O da tatmin olduğu için çıkıyor değil, bıktığı için çıkıyor. Yani. Çıkıyor.
Ondan sonra biraz daha devam ederse namaz meselesine geçiyor. Tam namaza durduğu zaman karşısına şeytan geçiyor kendi ifadesine göre. Ve o diyormuş ki buna, sen bu namazı aslında Allah için değil benim için kılıyorsun. Bu da bir vesvese. Kıbleye yöneliyor, namaza duruyor. Şeytan diyor ki şu anda sen bana ibadet ediyorsun. Eyvah. Bu kafasını sallıyor, o yana bu yana tükürür gibi yapıyor filan, bir türlü olmuyor. Hatta bu yüzden namazı bırakanları ben biliyorum. Sırf bu vesveseden dolayı. Tabii namaza durduğu zaman gözünün önüne geliyor. Duramıyor, kendi rahatsız oluyor ve namaz kılacak bir ortam bulamıyor daha doğrusu. Her tarafta şeytan mesela. Biraz daha ilerlediği takdirde boşanma meselesine geçiyor. Acaba ben hanımı boşadım mı, boşamadım mı? Ağzımdan bu laf çıktı mı, çıkmadı mı? Şöyle kendi kendime sayıkladım galiba, söyledim diyor. Herhalde boşanma oldu diyor. Eyvah. Ya da kadın ise acaba kocam beni boşadı mı, boşamadı mı filan diye. Aramızda nikah var tabii, mı yok mu? Tabii tabii. Hatta birisi adak adama vesvesesine tutulmuş. Mesela evin içerisinde diyelim ki bıçağı bulamadı. Bulursam bir kurban diyor mesela. Süpürgeyi bulamadı. Bulursam bir kurban. Eyvah, kurbanlar 40-50 tane olmuş. Şimdi ben kesmem gerekir mi, gerekmez mi diye soruyor. Mesela. Biraz daha ilerlediği taktikte boşanmadan bu sefer iman meselelerine geçiyor. Ben dinden çıktım mı, çıkmadım mı mesela. Ya bu sayısı bayağı çok yani. Tabii tabii. Ondan sonra bu seviyeye kadar çıktıysa artık çok zor tedavi ediliyor bu. Yılları alıyor bu. Yılları alıyor ve neticede belki de büyük ihtimalle intihara da gidiyor bu. Bu taharet seviyesinde ise iş kolay diyoruz. Yani 4-5 ayda bir telkinle adam biraz da kendisi sağlam bir irade denemesi yapa yapa kurtulabiliyor 4-5 ayda. Ama ileri derecede ise yılları alıyor, hala düzelmeyebiliyor. Az önce dedim ya 2002'den beri, hatta 12 yılı da doldurdu, 13'e geçti. Arayan var mesela, aynı soruları soruyor. Bu vesveseye kapılmış. Şimdi ilk kapıldığı takdirde, kendisini kaptırdığı zaman bu iş kolay diyoruz. Tabii ki doktorlara da havale ediyoruz. Hipnozla uğraşan kişilere gönderiyoruz. Bu arada bize de düşen bir şey oluyor. Diyoruz ki aklına gelen şeyi yapmamakla bunun hakkından gelirsin. Ve yani, size itibar etmeyeceğiz. Yani tabii itibar etmeyeceksin. Zaten hatta mecellede kaide bile olmuştur bu. Tevehhüme itibar yoktur diyor. Vehimlere. Evet. Böyle sanrı deniyor ya yeni psikolojide. Yani onlara itibar yoktur. Sürekli bir saldırı olacak çünkü. Tabii. Evet. Mecellede madde bile olmuş. Tevehhüme itibar yoktur diyor. Evet. Şimdi bunlara diyoruz ki mesela abdestte filan yerim kuru kaldı diyecek bir ses sana. Şeytan söylüyor. Sen diyeceksin ki kuru kalmadı. O yine diyecek ki ya sen Müslüman değil misin? Abdestsiz namaz kılıyorsun. Kuru kaldı diyor. Niye hiç inanmıyorsun falan diye üstüne gelir. Vesveseye kapılmış olan insan hayır diyecek. Ben her tarafımı güzel yıkadım. Kuru tarafım kalmadı diyecek. Üstüne gelirse şeytan bu sefer vesveseye kapılmış olan ya da kapılacak olan kişi diyecek ki bu seni ilgilendirmez. Benim abdestim eksikse benimkidir, sana ne diyecek. Kovacak adeta. Dolayısıyla insan bu durumlarda hatta her zaman için sürekli abdestli olacak. Veya cinleri, şeytanları kovan ayetler vardır mesela ayetül kürsi bunları ya da ezan mesela. Bunları sık sık okuyacak, ağzı zikre alışacak derken kendisini de biraz sağlam tutmaya çalışarak kovacaktır. Veya diyecek ki senin abdestin bozuldu diyecek. Bu adam diyecek benimki bozulmadı. Sağlam abdestim duruyor. O yine ısrar edecek. Abdestim bozuldu, bozuldu. Sen abdestin namaz kılıyor falan şu bu. Ben abdestliyim diyecek, seni ilgilendirmez. Bunu dediği an kurtulur. Ama onun dediğine itibar eder de.
Ha filan yerim kuru kalmış onu yıkayayım. Filan yerde kuru kalmış yıkayayım diye sağlam işi sağlam yani. Yapayım diye arkasından evet. Gitti mi gittikçe bataklığa doğru hı-hı. Gider. Bu adam diretecek ve gitmeyecek. Onun için zaten bizim bütün kitaplarda der ki abdest uzuvlarını 3 kere yıkayacaksın. 4. yıkamak yok. İlk 3 kere de her tarafını yıkayacaksın. Şeytan gelip kafanı kemirse bile kuru yer kaldı diye itibar etmeyeceksin. Evet. Başta işini elinden geldiği kadar sağlam yapacaksın. Ondan sonra da söylenen söze, sana fısıldanan söze hiç itibar etmeyeceksin. Bunun tabii bunu söylerken nereden hareketle söylüyoruz? Yine Peygamberimizin hadislerinden söylüyoruz. Az önce söylediğim gibi evet. Mecellede maddede olmuştur bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a annemiz Ayşe radıyallahu anha soruyor. Diyor ki ya Resulallah biz çarşıdan et satın alıyoruz. Bu hayvan kesilirken üzerine besmele çekildi mi çekilmedi mi bilmiyoruz. Ne yapalım diye soruyor. Eğer bu soruya karşı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle deseydi. Araştıracaksınız. Besmele çekildi ise satın alıp yiyeceksiniz deseydi bu ümmet bir uçtan bir uca belki vesveseli bir ümmet olurdu. Zaten sıkıntılıyız son günlerde de Peygamberimiz hakikaten vesvese de olursa iyice sıkıntıya gelecek. Vesveseye fırsat vermemek için, verdirtmemek için diyor ki sen de o eti yerken besmele çek. Olay bitmiştir. Bitti. Ya bir Müslüman toplumda yaşıyorsan belli ki onu kesen de bir Müslümandır yani. Bu çok önemli değil mi hocam? Resul Efendimiz aslında tabii, o etle ilgili söylemiş ama birçok konuda bu hani güven meselesi, Müslüman kardeşine güven meselesi içine alıyor aslında. İnsan bulunduğu ortama göre. Ortam genelde Müslümansa bu et kesilirken besmeleyle çekilir diyeceksin. Bunun arkasına düşüp de aklından gelemezsin zaten. O zaman mezbahanelere gidip takip etmemiz gerekiyor. O da bir kilo et alacağımıza ben oraya mı gideceğim ben yani şimdi? O da sıkıntı hakikaten. Mesela. Her bir kilo et almak isteyen mezbahaya mı gidecek yani? Bunun hakkından gelinir mi? Neyse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem vesveseden alıkoyuyor bu cevapla, hem de yeni bir şeyi öğretiyor ya da öğrettiği şeyi tekrar söylüyor ona. Nedir? Yemeye başlarken besmele çekme sünneti. Evet. Onu hatırlatıyor. Bir başka örnek daha var, onu da söyleyeyim bu vesileyle. Bir ara Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir peynirin hükmünü soruyorlar, peynir. Evet. Diyorlar ki ya Resulallah bu peynir Bizanslılardan geldi buraya. Bizans o zaman Hristiyan biliyorsunuz ve güçlü bir devlet. Biz bu peynirde yenmesi haram olan necis bir şeyden şüphe ediyoruz. Hı hı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç o söze bakmadan bıçağı eline alıyor, peyniri kesiyor ve yiyor. Yani o kadar da pimpiriklenmenin manası yok yani. Tabii gayrimüslim bir ortamda yaşıyorsan araştıracaksın tabii. Tabii. Ama bir peynir konusunda şunu da öğrenmiş oluyoruz. Ama peynirin yapımı şeyi belli tamam, yani özü tamam belli. Tamam da tabii. Bunu da öğrenmiş oluyoruz hı-hı. O vesileyle. Şu anda mesela helal gıdayla uğraşıyoruz tabii. Bir grup olarak. Peynir konusunda vardığımız son nokta şu. Türkiye'de peynirden yana bir problem yok. Yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilir hangi misiniz? Hangi peynir hocam? Olursa olsun insanımız rahatlıkla alabilir. Alabilir. Ama üretici bizzat diyorsa ki ben bunu üretirken şöyle haram olan bir katkı ile yaptım diye söylüyorsa belki onlara karşı durulabilir. Ama ortada böyle bir söz yokken, böyle bir beyanat yokken peynir konusunda alınacak mutlak tavır bunu yemektir. Caizdir, helaldir. Peygamberimize zaten hiç o sözlere itibar etmeden peyniri kesmiş ve yemiştir. Şimdi konuya bağlantısını unutmadan, siz sözünüzü unutmayın. Bu hareketler ümmetin vesveseye düşmesini engelleyen hareketlerdir. Bu onun tabii. İçin biz de mesela vesveseli insan hangi makamda ve konumda olursa olsun, boşanma konusunda olsun ya da nikah konumunda olsun, namaz işte karşımda şeytan duruyor konumunda olsun mesela insan diyecek ki
mesela namaz kılarken şeytan karşısında dikiliyor ve bu namazı sen bana kılıyorsun, Allah'a kılmıyorsun diyorsa, bu şeytana mücadeleyle diyecek ki ben Allah'a kılıyorum. O tabii ki bastıracak, bastırmaya çalışacak. Bana kılıyorsun. Defol şeytan diyecek içinden. Ben Allah'a kılıyorum. Evet. Allah'a kılıyorum. Ve ısrarla, direterek namazı terk etmeyecek mesela. Bunun mesela bunu psikiyatristlere sorduğumuz zaman doğru diyor. Biz de bu tedavi şeklini zaten tavsiye ediyoruz diyorlar. Tabii biz bunu hadis-i şeriflerden etkilenerek böyle söylüyoruz. Vesveseye yakalanmış insan kendisine şunu dedirtebildiği an kurtulur. Yani o söylenen söze, fısıltıya ben itibar etmiyorum mesela. Evet. Benim yaptığım doğrudur dediği an kurtulur. Mesela şimdi birisi var, sürekli hanımını boşadığını söylüyor. Hmm. O hisse kapılmış. Vesveseye yakalanmış. Ağzından şöyle çıktı, mırıldandım diyor, şu bu. Her seferinde diyor, senin evliliğin sağlamdır, hiçbir şey yok. Bunu dedirtmek için dedim ki, sana bir ay bir görev, bir ay. Her gün eline tesbih alacaksın. 100 defa. Benim evliliğim sağlam, nikahıma zarar gelmedi diyeceksin, diyeceksin. Tesbih mi çektin? Her günde, her gün bunu eyvah bitirdiğin zaman da bana mesaj göndereceksin. Diyeceksin ki bugün bu tesbihimi çektim. Yaptım mesaj hocam. Geliyor. Geliyor. Her gün geliyor. Çok bunu, güzel bir terapi yani hakikaten. Başka yok. Başka çaresini bulamıyorsunuz. Böyle vesveseye son noktayı koymanın yolu bu. Benim yaptığım sağlam diyeceksin. Evet. Sağlam, sağlam, sağlam diyeceksin. Bir örnek daha vereceğim, unutmayın. Hep aklıma ilginç örnekler geliyor. Mesela ben bir adam tanıyorum. Salih bir insan olduğuna inanıyorum. Öyle kabul ediyorum. Rahmetli oldu. Cami içerisinde bile namaz kılarken kendisine mahsus seccadede kılıyordu. Niye cami halılarında kılmıyorsun? İnsanlar gelip gidiyor, belki ayaklarıyla toz moz getirmişlerdir. Toz getirsin, toz pis değil ki. Bu insan bu kadar temizlikte titiz olduğu için bir ara hastalandı. Eski bildiği titizliği yerine getiremediği için namazım olmadı diye ben 2 ay namaz kılmadığını biliyorum. Allah Allah. Sonradan işte kaza etti vesaire. Olmaz ki. Bu kadar etkiliyor değil mi insanı? Etkiliyor. Yani? İnsan biraz sağlam durmadığı zaman veya sağlam duruyorum diye bir noktada aşırı titiz davrandığı zaman işlerini çıkmasa sokuyor. Ve olmaz sonuçlara götürüyor. Her şeyin bir normali vardır, itidali vardır. Onu aştığınız an hastalanıyor diyor. Şimdi bir izleyicimiz de bununla ilgili bir soru sormuş hocam. Tam da buna denk geliyor. Sayın hocam, ölüm korkusunu içimden atamıyorum. Hayatın tadını alamıyorum. En mutlu anım da bile aklıma geliyor. Çok araştırdım, okudum ancak aklımdan çıkmıyor. İlacı var mı diyor. İlacı ölüme hazır olmaktır. Elinden geldiği kadar farzları yerine getirecek. Kul hakkına girmeyecek. Haram yemeyecek. Mümkün olduğu kadar peygamberimizin sünnetini uygulamaya çalışacak ve Allah'a iyi güvenecek. Teslimiyet yani değil tabii mi? Tabii Allah'a iyi güvenecek. Yani ben şunu şunu yaptım, cenneti garantiledim filan değil de ya Rabbi senin merhametine sığınıyoruz diye her zaman hesap defterini tam tuttuğu zaman kısacası kendi elinden geldiği kadar dünya hayatında sorumluluk yükleyecek bir işe girişmediği takdirde kendisini ruhen ölüme hazırladığı takdirde ölüm problem olmaktan çıkar. Evet, o şekilde evet, aşacak. Bu kadar evet diyecek. Şimdi vesveseyle ilgili aklıma bir... Düşün ki mesela evet ben insanlar tanıyorum. O ölüm diyor, hoş geldi, safa geldi diyor mesela. Gelirse gelir diyor mesela. Hazırlıklı bir insan profili. Şimdi bu insan ölümden korkar mı? Mümkün değil korkmaz. Evet.
Hoş geldi, safa geldi diyor yani. Ama tabii hazırlıklı da olmak gerekiyor değil mi hocam? İşte. Yani bu noktada tabii. Hazırlıksız olduğumuz zaman o da sıkıntı. İşte hani geçmişte hep tavsiye etmişler salih insanlar. Tuli emel diyorlar ya. Emel uzunluğu insanı hayata daha çok bağlar. Dolayısıyla ölüm korkusu onda hakim, egemen olur ve insanı rahatsız eder. Ya uzun yaşama isteği değil mi hocam o? Ya uzun da... yaşama isteği değil de çok uzun planlar yapma ve ona kavuşmak için kendisini bitirme mesela şeyler. Hırslanma böyle tabii, dünya malı için. Tabii. Bu insanı rahatsız ve hatta korusun. Hasta eder bu. Ve insan sağlığı yerindeyse bir de diyelim ki hani rahat rahat geçineceği bir durumu varsa ben filan gibi işte milyar dolar sahibi olacağım diye yırtındığı zaman kendisini hasta eder. Gerek yok. Allah'a şükür diyecek. Allah bereketini versin diyecek. Hani eskiden hep derlerdi ya Rabbi az verip isyan ettirme. Çok verip azdırma. Azdırma filan diyorlardı çok ya. Çok güzel bir dua aslında. Tabii bu güzel bir dua. Ruh sağlığına en uygun sözlerdir bunlar. Bunu hazır olduğu zaman o ölüm korkusu meselesi de ortadan kalkar. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kabir hayatıyla ilgili bir iki kitap okusun. Bu izleyicimize mezardaki hayatı, berzah alemindeki hayatı okuyan kitaplar var piyasada. Onlardan bir ikisini bir okusun. Sanıyorum bu korkuyu atar. Eyvallah. Evet. Sanırım diğer sorularımız kısa kısa alırsak genelde sorulan soru vaktimiz ama mi geldi bayağı yine? İzleyicimiz sormuş ev kredisi almak caiz midir hocam diye. Şimdi kredinin şeklini, şemalini söylemeden biz tabii yani cevap veremeyiz. Finans kurumundan mı, bankadan mı? Diyecek ki biz şu şartlarla kredi alıyoruz. Bu caiz mi değil mi diyecek. Şu anda söyleyeceğimiz belki çok özet şu var. Kredi şekillerinden bir tanesi parası olan bir kişi ya da bir kurum alınacak evi peşin alıyor parasını vererek ev sahibi olmak isteyen ama o evi alacak kadar da imkanı olmayan kişiye taksitle satıyor. Diyelim ki 100 bin liraya aldı evi alacak olan adam kaç senede ödeyebilir? 3 senede misal. 3 senelik bir vade farkı fiyatını ekleyerek işte ayda şu kadar şu kadar ödemen üzere sana vadeli satıyorum. Tamam. Yani bir tarafta para bir tarafta mal şeklindeki kredilerin hepsi caizdir. Bir tarafta bedelin birisi para öbür tarafta öbürü mal veya hizmet veya hizmet. Bunların hepsi caizdir. Ama para ben olursa... para verdim, para alacağım. Bunlarda problem çıkar. Onlar da faiz evet, diyoruz. Evet. Tarladaki ikili ekinlerimizi sigortalattırabilir miyiz? Sıkıntısı i̇şte var mı? İşte bu da aynı bakınız. Az önce dedik ya, sigortalattıran insan ne yapar? Para verir değil mi? Sigorta primi verir. Karşılığında ne alır? Hizmet. Bir hizmet ya da mal alıyordur. Bunların hepsi caizdir. Caiz, sorun yok. Ama para verip para alacaksa, hayat sigortasında olduğu gibi, eyvallah. O zaman problem çıkıyor ve duruma göre faiz oluyor. Ya bunu aslında izleyicilerimiz de birçok defa yani bizde anlattık ama. Yani bir formül ama, gibi söyledik. Formül var. Tabii. Bu formüle göre çıkarabilirler. Aynı işte kendileri. Matematik gibi formülü var. Koyuyorsunuz cevabı çıkıyor. Eyvallah. Evet. Bir diğer izleyicimiz Sayın Hocam, finans kurumundan internet bankacılığı ile altın alıp satmak caiz midir diyor. Ha şimdi bu da tabii çok soruluyor. Burada da uzun uzun programını anlattık, yaptık bunun. Evet. Tabii ki o zaman seyretmeyenlerden geliyor bu soru. Şimdi altını biz para sayıyoruz. Evet. Yani İslami bütün kaynaklarda altın eşittir para. Altın sıradan bir maden değildir. Para olsun diye yaratılmıştır. Ve dikkat ediyorsanız para piyasalarında mutlaka altın devrededir. Yani diyelim ki döviz kurları söylendiği takdirde her haber bülteninin sonunda döviz kurları söylendiği takdirde yanı sıra bir de altının fiyatı söyleniyor. Peki altın
sıradan bir maden idi de niçin döviz kurlarıyla birlikte hemen fiyatı söyleniyor, ilan ediliyor? Altınınki söyleniyor da demirinki niye söylenmiyor? Alüminyumki niye söylenmiyor mesela? Bakırınki niye söylenmiyor? Buğday niye söylenmiyor? Pamuk niye söylenmiyor mesela? Demek ki altının para olma özelliği var. Zaten bütün bizim kaynakları der ki altın para olsun diye yaratılmıştır. Hem de altın zamanımızda değer verilen bir madde değil. 5000 sene önceki insanlara gitseniz altın yine üzerine atlanan bir madendir. Değişen bir şey ya yok. Ya da yani. Diyelim ki burada üzerine atılan bir madense 20 bin kilometre öteye git, en ücra köşedeki bir insanın toplumunu bir yaylaya git. Orada da altına hemen hücum edildiğini görürsünüz. Bu kadar hem tarihin derinliklerinden bu yana hem de dünyanın her tarafında. Üstelik demir gibi hiç kullanılmadığı halde. Evet. Altın hiçbir yerde kullanılmıyor. Yeni yeni işte bilgisayarda bilmem şurada burada kullanmaya başladılar. Demir her yerde kullanılıyor ama. İnşaatta, sanayide, şurada burada. Her yerde var. Altın kullanılmadığı halde altına atlıyor insan, demire atlamıyor bulduğu zaman. Niye? Altın para olduğu için insan üstüne atlıyor. Altın para olunca aynı ile döviz alışverişi ilkelerine tabi olur. Yani biz para verip mesela euro, avro aldığımız zaman ya da TL verip dolar aldığımız zaman hangi ilkeler takip edilmesi gerekiyorsa altın alışverişinde de aynı ilkeler geçerlidir. Peki hangi ilke? Onu söyleyelim. Para verip diyelim ki başka bir döviz alacaksak bunda dinimizin emrettiği şey bunun peşin alınıp verilmesidir. Yani şu anda ben diyelim ki size 1000 lira verdim. Efendim kaç dolar etti? Diyelim ki 500 dolar etti. Misal. Şu anda sizden 500 doları alırsam ve 1000 lirayı verirsem bu muameleye İslam caizdir der. Karşılıklı ama alışveriş olacak. Ama siz derseniz ki 1000 lirayı sen şimdi bana ver, bir hafta sonra, 20 gün sonra neyse ben sana 500 dolar vereyim dediğin zaman İslam bunu yok sayar. Evet. Yok. Şimdi doları kaldıralım, yeni altını koyalım. Para aynı verdik, altın alacağız. Altın alacağız. Onda da peşinlik şartı vardır. Dolayısıyla ben şimdi bir kuruma, bir bankaya neyse altın hesabına diyelim ki 5000 lira para yatırdım. Çarptı, böldü. Dedi ki senin mesela 50 gram altının var senin hesapta. Hani altın? Ortalıkta altın yoksa, sanal olarak bir altın alışverişi yapılıyorsa buna İslam caizdir demez. Evet. Öyleyse neticeye geliyoruz. Altın hesabında, işte o kurumların yaptığı altın hesabı işlemlerinde bizzat altının kendisi varsa ve adamın hesabına konuyorsa ve para yatıran kişi şu altınımı alayım, sarraftan satın aldığı gibi alayım dediği an hemen eline veriliyorsa, almadığı takdirde hesabına konuyorsa, kısacası altının kendisi bizzat varsa bu işlem caizdir. Ama altın yok ortada, sadece kağıt üzerinde senin şu kadar altın alacağın var, bilmem şu kadar var dediğin zaman bu caiz değildir. Caiz değildir. Evet. Onun için altın işlemleri, altın hesabı işlemlerinde genel ilkemiz bunun caiz olmadığı şeklindedir. Çünkü ortada altın yok. Altın yok. Eyvallah. Evet. Altın varsa caiz kısacası. Şey budur yani, az önce dediğiniz gibi matematik hesabı gibi. Formülü gibi. Bu. Tabii formül bu şekilde. Evet, evet. İzleyenlerimiz de bu şekilde formülizasyon alıp uygulayabilirler. Yapıp uygulayabilirler. Evet. Kısaca hocam, kasko yaptırmak caiz mi diye soruyor izleyicimiz. Bunda az önce tarla ile ilgili. Aynı ekim, yani bunda aynısı. Da sorun yok. Aynısı. Eyvallah. Evet. Sayın hocam şu anda vaktimiz sona erdi. Öyle mi? Evet. Ne çabuk geldi. İnşallah daha burada birçok soru var ama. Yeni mukaddime yaptık gibi geldi bana. Evet. Birçok soru var ama inşallah önümüzdeki hafta bunları inşallah yanıtlayacağız. İzleyicilerimize buradan duyurmuş olalım. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.